Peki bunu para karşılığı yapıyor. Hayır ablam, para karşılığı değil. Konuştukları, sürekli yanında oldukları. Allah Allah. Onu bastınız mı? Nasıl izah edeceğiz? Doğaüstü varlıklara... Ablam, izah edilecek bir şey şöyle, değil. Değil mi? Bir insanoğlunun bunları düşüneceği... Dur, ben şimdi rütü kurallara geri basıyor da... ne diyoruz arkadaşlar? Arkadaşlara tamam. Ben fotoğraf vermiştim ablam. Onu koyabilirler şöyle, istiyorsan. Her şey sırayla. Doğaüstü varlıklara inanıyor. Evet evet ablam. Yanında sürekli iki erkeğin onlarla konuştuğunu... Düşünüyor. Düşünmüyor. Konuşuyor. İzah ediyor ve konuşuyor. Psikolojisi o zaman iyi değil. Ablam iyi değil zaten. Ben onun kahrını çektim. Ben sürekli onu idare ettim. Çocukluk aşkın, 13 yaşından bir aşkınmış bu senin. Ablam, ben onu her şekilde idare ettim. Götürmedin mi psikiyatriye, götürmek istemedin mi? Ben kurtulmak istemiyorum bunlardan diyor. Allah Allah. Ben kurtulmak istemiyorum. Ben bunlardan memnunum diyorsun. Bunları inkar edecek bir çaren yok. Burası son Burcu. Ama aslında Burcu'nun da yardıma ihtiyacı var. Ablam, yardıma ihtiyacı var. Ben yardım etmemiş olsaydım gelsin benim yüzüme söylesin. Yardım... Şu anda Umut'un yanında aslında Umut ona bazı şeyler yaptırtıyor. Evet, doğrudur İddiana ablam. Göre. Ne yaptırtıyor Umut? Ablam. Ne yapıyor? İnşaatlara gidiyorlar. Şu an depremden dolayı inşaatlarda çalıştırıyor. Bir dakika, Burcu'yu inşaatlarda ne olarak çalıştırıyor karını? İşçi olarak çalıştırıyor ablam. Benim arabamla taşıyor. Girmediği inşaat kalmadı. Oo. Pis pis şeylere bu kadını alıştırıyor. Madde ve mi? Çevresindeki insanlara, evet ablam, ve benim çocuklarım senin yanındayken sen bunu yapıyorsun ve utanmadan karşıma geçip diyorsun ki bana, bu adam bir canavara dönüşüyor diyorsun bana. Bunları kullanırken, ve bir tane değil. Değişik ve değişik. Sana söylüyorum Umut. Bunları benim çocuğumun yanında yaptığın için sen de hesap vereceksin. İnsan olacaksın, dürüst olacaksın. Ve senin eşin, sana buradan sesleniyorum Umut. Ve senin eşin senden bıkmış. Yaptıklarından, kullandıklarından. Seni... Neyse ablam. Ne oldu, seni ne? Ablam, eşi onu da görmek istemiyor. Ondan da kurtulmak istiyor. Boşanmamış ailesi... yani eşinden, evli bir adamın yanında. Ailesi de ondan nefret ediyor. Babasıyla da görüşüyorum, kardeşleriyle de görüşüyorum. Efendi, düzgün insanlar. Hı hı. Onlar da delirmişler kendisinden. Bu duruma karşılar, istemiyorlar, baş edemiyorlar çocuklarıyla. Sen Burcu'yu en son ne zaman gördün? 13-14 Ağustos'ta gördüm. Bayağı benden görmüşsün. Beni arıyor. Süleyman, neredesin? Evdeyim diyor. Uzaklaşır mısın evden diyor. Bak ablam, evden uzaklaşır mısın? Uzaklaşıyorum evden. Görüntülü beni WhatsApp'tan arıyor. Etrafımı şey yapıyor. Şimdi senin eşinin eşini ikna eden ve beraber götüren arkadaşın Umut şu anda telefon hattındaymış, senin iddiana göre öyle. Evet. Umut merhabalar. Alo. Efendim? Alo. Umut merhabalar. Didem Arslan Yılmaz, ben canlı yayındayız. Tamam, buyurun. Şu an Süleyman bizimle birlikte, Burcu'nun eşi. Evet. Burcu senin yanında mı? Burcu evde. Peki siz şu anda beraber mi yaşıyorsunuz? Yani biz beraber yaşamıyoruz. Biz görüşüyoruz. O benim 15 senelik arkadaşım. Bu yalnız farklı şekillere girdi. Farklı farklı yerlerden şikayette bulundu. Yok, eşini kaçırmışım. Eşi kendi arabasıyla her yere gidiyor. Kaçırmış olsam direkt zaten şikayet etmez miydi? Ya da bir karakola yetişmek o kadar mı zor? Ya da telefonu elinde polisi arıyor. Eşinin işte 11 tane mi 12 tane mi sevgilisi olduğunu, o sevgilisinin isim soy isim erkeklerin isimlerini yazmış, listelemiş. Bak, bunların hepsi benim karımla birlikte yaşadı, bilmem ne yaptı falan, muhabbetleri yaptı. Varsa getirirsin, ben sana göstereceğim. Sen ne diyorsun be? Gerçekten bu adam... Umut bana şunu söyler misin? Şu anda Burcu, daha doğrusu Suudi Arabistan'dayken, orada çalışıyorken Süleyman, senin yanı çocuklarla bir deprem de olmuş ve seninle birlikte sen onlara bir çadır ayarlamışsın. Çocuklarla birlikte orada kalıyormuş. Arkasından da siz sevgili olmuşsunuz iddiasına göre. Deprem günü ben Polonya'daydım yalnız. Pasaportumda da geçiyor. Ben tır şoförüyüm, o zamanlar seferdeydim. Peki sonrasında sevgili oldunuz mu? Süleyman'la arkadaş değil misiniz Umut siz? Biz Süleyman'la arkadaşız derken, bu adam benim köylüm.
Aa bayağı yani evet, şeysiniz, hemşeriniz yani. Evet, adam benim köylüm ve Burcu'nun ilk kocasından ayırdı Burcu'yu. Evlenmek maksadıyla evinden kaçırdı, arabada sürükledi falan filan. Ya bunlar normalde canlı yanında konuşulacak şeyler değil. Keşke daha önce ulaşsaydınız da bana sorsaydınız ne olduğunu. Şimdi o, bize başvuru... Şimdi sonuçta Süleyman bize ulaştı, biz bütün belgelerin her şeyine baktık, biz herkesi olduğu gibi ekrana koymuyoruz. Bu bir. İkincisi ya ne istiyor, ne yapıyor? Bütün olayı araştırıyoruz. Bu diyor ki, Süleyman diyor ki benim diyor eşimi önce kandırdı götürdü, çocuklarımı da öyle. Aylarca benim eşimi de kullandırdı, inşaatlarda çalıştırdı. Şimdi de eşime hem madde kullandırıyor hem de onu ondan yararlanıyor, onu kullanıyor diyor. Burcu şu anda... Şöyle bir şey söyleyebilirim. En yakın devlet hastanesine gidip kan tahlili verebilirim. Benim güzel. Kanımda da ya da eşinin kanında herhangi bir madde çıkarsa dediği her şeyi kabulüm. İstediği gibi davranabilir ki zaten boşanma mahkemesi sürüyor, kendilerinin uzaklaştırması vardı. Tabii sen avukatsın ya. Onun avukatlığını sen yapıyorsun ya. Boşanma davası sürüyor. Sen onu adliyeye alıyorsun. Sen benim karımı, benim arabamla adliyeye alıyorsun. Kullanmıyorsun öyle değil mi? Ben nasıl adliyeye getirebiliyorum sen onu? Sen kullanmıyorsun öyle değil mi? Hiçbir şekilde hiçbir şey kullanmıyorum. En yakın devlet hastanesine gidip... Bunun senin yanındaki benim karım itiraf etti bana. Bunun senin yanındaki karım bana itiraf etti. Ne dedi, ne itiraf etti? Umut duysun. Umut'un kullandığını, Umut'un kalp krizi geçirdiğini ve Konya'da kalp krizi geçiriyor. Adam tur şoförü yolda gelirken geçiriyor. Bunu da araştırabilirsiniz ablam. Kimden aldıklarını da, kime götürdüklerini de, benim arabamda taşıdıklarını da ve utanmadan benim çocuklarımı taşıdığınız arabanın içine bindirmeniz. Sözde benim eşim diyor ki, ablam benim eşim diyor ki aldığı yerlere borçlanmış, adamlar onu arıyorlar. Süleyman bizden şikayet olmasın diyorlar, bizden ceza yemesin diyorlar ablam. Tamam mı ablam? Ve dedim ki sen utanmadan nasıl benim çocuklarımı, madem adamlar, mafyalar bu adamı arıyor parasını ödememiş diye, sen benim çocuklarımı nasıl bindirirsin aynı arabada? Hadi siz aynı arabadayken. Bir dakika, sonuçta şu anda siz Umut, Burcu ile birlikte mi yaşıyorsunuz? Burcu'yla birlikte yaşamıyoruz. Ben Burcu'ya... Dur yaşamıyor musun? Meydan köyündeki otel neydi? Sesini bile duyunca Umut, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, hayır Süleyman bir saniye. Umut, sonuçta sen diyorsun ki bu olayın bende bir ilgisi yok. Karısı ondan çok çekti. Sen yardım ettin mi peki Burcu'ya? Evet, yardım ettim. Ben Burcu'yu 20 senedir tanıyorum. Hayır kurumusun. Sen tamam, eşini çocuklarını terk ediyorsun. Başka bir... Umut, sonuçta biz Burcu'ya ulaşmaya çalışıyoruz. 7 aydır, 8 aydır eşine çocuklarına gidip bakmış mı? Onu da sorarız ama bizim konumuz şu an karı kocası şey değil bizim. Burcu'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Burcu nerede? O zaman bizi Burcu'ya götür lütfen. Burcu'yla irtibatlandır. Çünkü bizim meselemiz, daha Süleyman'ın meselesi aslında Burcu'yla. Tamam, Umut. Ben işteyim ya. Şu anda iş yerindeyim. Ancak 1,5-2 saat sonra ararsanız... Kimin arabasıylasın? İş yerindesin, kimin arabasıylasın? Ruhsatı Burcu Örnek yazıyor. Benim eşek gibi çalışıp parasını ödediğim arabaya 7 aydan beri biniyorum. Sen şu anda hangi arabayı biniyorsun Umut? Babamın arabasına, fikri o da. Babanın arabasına, öyle değil mi? Peki siz beraber Burcu'yla inşaatlara gidip çalışıyor ablam, musunuz? Bir saat önce öğrenmem. Eşimle beraberdi. Ama bir şey... Kendi inşaatımı boşalttım ve Burcu hiçbir şekilde bana yardımcı olmadı. Kendi inşaatımı boşalttım, arkadaşımla yardım ettim, diğer arkadaşıma yardım ettim. Ve şu anda kendi babamın evini söküyorum. Çünkü yıkım şu anda tam gerçekleştirmek üzere. Umut, bir saat önce Süleyman diyor ki bir saat önce benim eşim Burcu ile beraberdi diyor. Ya böyle bir mantık var mı Allah aşkına? Ekip arkadaşlara fotoğrafı gösterdim. Yani şöyle, sen peki eşinle boşanma aşamasında mısın Umut? Evet, mahkemedeyim. Neden ayrılıyorsunuz? Burcu yüzünden mi? Süleyman'ın Arabistan'dan gelip çocuklarına bakacağı yerde 35 gün boyunca peşimizden gidip video çekip eşime göndermesinden, işte senin kocan sana, benim eşimle sana buradan sesleniyorum. Sana sürprizim var. Oo. Sürprizlerim var. Ya. Dediği laflara bakar mısınız? Tamam, kimse kimseye hakaret edemez. Bu bir, her ikiniz için de söylüyorum. Sonuç ulusal bir yayın yapıyoruz. Göre. Umut, bana şunu söyler misin? Burcu senin yanındayken ya da sen ona 20 yıldır tanıştığın... Valla
falan derken. Fal yani, bildiğimiz fal. Yani herkesin baktığı kadar bakıyordur, bilmiyorum. Peki asıl tartışma noktaları buymuş. 20 yıllık arkadaşınsa sen... Hayır ya, asıl tartışma noktaları o falan değil. Kocasından boşandıktan sonra 8 yıl boyunca nafakasını yedi. Nafaka getirince kızını kovdu. Ne yaptı? Ne yaptı, anlamadım kızı. Kızını babasına verdi. Ha, 19 yaşındaki çocuğu kızını mı babasına verdi? Evet. Yani Burcu'nun ilk kocasından boşanmasının nedeni Süleyman mı? Süleyman bilmiyorum net olarak çünkü. Ama Umut bir şey söyleyeceğim, diyor ki Süleyman diyor ki biz diyor Burcu'yla 13 yaşından beri birbirimize aşıktık, çocukluk aşkımdı diyor. Sen bunu biliyorsun o zaman, köylüsün. Çocukluk aşkı İskenderun'la evliyken o zaman, şu an bana ithamda bulunuyor, diyor ki evli kadınla, evli eşimle çıkıyorsun. Kendi o zaman evli kadına mı göz dikmişti? Zaten Burcu erken evlendi. Sen de bayağı Burcu'yu takip etmişsin Umut. Bayağı takip etmişsin. Evlendi, erken evlendi, onu yaptı, bunu yaptı. Neden bu kadar ilgi gösterdin Burcu'ya? Neredeyse benim kadar bilgi sahibi. Anlamadım, ben bir şey söyleyeyim. Yani bir şey sordum, o soruyu bir yanıt alayım. Evet Umut, benim kadar bilgi sahibi. Evet. Niye bu kadar? Süleyman yokken ben zaten Burcu'yu tanıyordum. Süleyman yokken mi Burcu'yu tanıyordun? Aa, şimdi hiç değişti. Sen düzgün karakterli bir insan değilsin. Ya bak, sen gerçekten muhatap olmayacak bir insan. Daha seviyorum diyorsun. Kadını rezil etmediğin yer kalmadı. 2014'te benim eşime defter getirmeler, hatıra defteri getirmiş. İşte senin kocan benim karım için bak ne yazmış falan, siyeri yazmış, şarkı yazmış, türkü yazmış. 2014 aslında mü? Aslında bunlar bir senin dakika, işine geliyor. Bir saniye. Bütün bu... Bunlar Umut, senin işine geliyor. Umut bir dakika. Ne dediniz arkadaşlar? Tamam bir dakika. Şimdi tek bütün bu tartışmaların odağındaki isim Burcu. Ve Burcu hattaymış şu anda. Tabii ki, bağlayın. Alo Burcu, merhabalar canım. Merhabalar Didem Hanım, buyurun. Lütfen, ben kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Tamam. Sizin bir sorunuz varsa ben sizin sorunuzu alayım lütfen. Tamam, benle muhatap olacaksın. Senin eşin, çocuklarının babası, ikinci eşim bize başvurdu. Dedi ki 17 yıllık eşim bazı sıkıntılar yaşıyorduk. Bu sıkıntıların nedeni de fal bakmasıydı. Arkasından ben Arabistan'a gittim. Deprem oldu. Sonra Umut onu kandırdı. Arkasından da şu an Umut'la beraber ve Umut onu şu anda kullanıyor diyor. Çocuklarının velayetini istiyor. Şunu anlatır mısın? Siz Süleyman'la 17 yıllık evliliğiniz boyunca bu fal meselesi... 17 yıllık evliliğimiz diye bir şey yok Didem Hanım. 17 yıl önce beni kaçırarak ağrı kitlemiştir Süleyman zaten. Oo. Evet. Ağrı kitledikten sonra herkese severek kaçtığımızı ikna etmiştir. Ben oradan her kaçmaya çalıştığımda kardeşi Yusuf'la beraber beni tekrardan ağrı kitlemişlerdir. Ahıra. Ahıra. Sen kendini ne zannediyorsun da ahıra? Bir kere bizde ahır var mı? Bizde ahır var mı? Bir dakika lütfen Burcu'yu bir dinleyin. Burcu, peki o sırada sen evli misin? Hayır, yeni boşanmıştım. Ha, sen boşanmıştın. Yeni o zaman Umut olayı bize doğru anlatmadı. Nasıl ya kaçırmışım ben abla? Umut bize şöyle söyledi. Dedi ki ben işte o sırada evli bir kadını kaçırdı. Sen boşanmıştın. Ne dedin Süleyman? Nasıl kaçırmışım kendisini? Söyle. Ha, söyle Burcu. Biz de akşamlıyorduk, ona eve bıraktım. Bir dakika. Yani ya olmuştu ya olmamıştı boşanmalı. Benim tamamen ailemle olan tartışmayı fırsat bilip. Beni zorla arabaya bindirdiler. Fırsat. Ve direkt kendi köylerine aldılar ve bir daha da o köyden çıkmama müsaade etmediler. Ve ben bu adamdan 17 yıldan beri ayrı çekiyorum. Fırsat bizim öyle mi? Acaba senin baban bizim arkamızda gelmişti, halana gidecektin. Süleyman bir dakika lütfen. Peki kaç yıl evli kaldınız siz Süleyman'la? Resmi olarak işte sanırım 15 falan oldu. Kalmaz olaydı. 15 yıl, 2 yıl seni kaçırdıktan resmi sonra olarak nikah yapmadı. O zaman 17 doğru yani. 17 yıldır evet, berabersiniz. Evet, doğrudur. Ben 17'yi zaten doğruladım Didem Hanım. Anlamadım arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Ben şu an ne canlı yayına çıkmak istiyorum. Ne çıkacaksın. Olan... Çocukları da bana vereceksin. Tamam Süleyman bir dakika. Birincisi Burcu. Bu tamam. Birincisi seni tehdit edemez Süleyman. Kim hiçbir kadını tehdit edemezsin ama tabii ki yüzleşebilirsin. Her şeyi konuşabilirsin. Şunu bana söyler misin? Sen Umut'la kaçtın mı? Umut'la beraber misin?
Umut'la falan kaçmadım. Ben zaten biz Hatay'dayız dedim hanım. Ve şu an buranın durumu ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Biliyorum. Ya, haberler oldu. Geliyor biliyorum tabii ki. Bir facia yaşadık. Süleyman'a söyler misiniz? Neye göre biz kaçmışız? Kendi bizim fotoğraflarımız ve videolarımız. Geleceksin. Geleceksin neye boşanacağız. Çekmiş? Neye göre mi? Deprem günü neredeydin? Depremde bir hafta sonra neredeydin? Sus birazcık. Hangi garajdaydın? Ben sana soruyorum. Sen Burcu, hangi garajdaydın? Burcu, onunla şu anda beraber değil miydin? Garajdan Didem sonra... Didem Hanım, ben kendisini duymuyorum. Duymuyor musun? Didem Hanım, buraya geldim beni duy diye. Siz mi konuşacaksınız benimle? İkimiz de konuşacağız ama... Kapatırsın. Bir dakika. Süleyman. Oturur musun? Kapat. Oturur musun? Sen şu anda hadi kaçmadın, deprem oldu vesaire. Umut'la beraber misin değil misin? Söyler misin lütfen? Didem Hanım. Süleyman 5 yıldan beni tutmuş zaten. Gerçekten de. Gerçekten bunun de. Ses kaydını da sizinle paylaşabilirim. Lütfen. Sana helal olsun, bunu söyleyebiliyorsun ya. Daha birçok şey ve ben bunları canlı yayında paylaşmak istemiyorum. Hayır. Sizden rica ediyorum. Eğer bir şeyleri aydınlığa getirmek istiyorsanız. İstiyorum. Bak ben hep şunu söylüyorum Burcu, ben her zaman bu programda, bazen erkekler bana kızıyorlar ama yani erkeklerin mağdur olduğu zamanları da gördük, görmedik değil. Ama ben her zaman kadınlardan yanayım. Bir kadın olarak bunu söylüyorum. Pozitif ayrımcılık yapıyorum. Ama biz bu programda çok şey yaşadık, çok şey gördük. Şimdi sen şu anda yine pozitif ayrımcılık yapıyorum. Senden yana tavır koyuyorum. Sen diyorsun ki 5 yıl önce daha doğrusu senin uygunsuz fotoğraflarını diyelim. Öyle diyelim. Uygunsuz fotoğraflarını çekip bunları sosyal medyada neden yayınlıyor? Senin kocan değil mi o sırada Süleyman? Zaten kocamdı Didem Hanım. Ama bu şekilde tehdit ederek ayrılmamı engelliyordu. Öyle mi? Peki sen ayrılmaya beş yıl önce mi karar verdin? Engelliyordu. Evet. Efendim? Bana verdiğin evden uzaklaştırmalar ne içindi? En son olaraktan gelişim. Kurtulmak içindi Süleyman. En son olaraktan gelişim. En son olaraktan gelişim. Hepsi senden kurtulmak, en son olaraktan gelişim. Senin sana bir soru soruyorum. En son olaraktan gelişim. Of Burcu, yani Burcu bir şey söylüyor. Ben her zaman senden yanayım. Eğer anlattıkların doğruysa, sosyal medyada senin görüntülerini yayınlayıp, uygunsuz görüntüleri yayınlayıp sana şantaj yapıyorsa. Peki 5 yıl önce ne oldu da aranız bozuldu? Didem Hanım, 17 yıldan beri biz bu şekildeyiz zaten, anlatabiliyor muyum? 17 yıldan beri ben sana bunları yapıyorsam bir 17 yılda... Bir dakika dinleyin, ben Burcu'yu Süleyman'cığım dinleyin lütfen. Karakol evet. Denilen bir peki şey. Peki sen ilk günden beri istemiyorum, daha sonra da istemiyorum. Sadece her yıl olaylar değişti, anlatabiliyor muyum? Her yıl mı bu olaylar, değişik olaylar yaşanıyor? Her yıl, her ay, her saniye. Özür dilerim, 2 tane çocuğunuz var. Evet. Madem bu kadar problemli bir insansa, ya devlete sığınabilirdin, emniyete gidebilirdin. Evet. Yapmışım defalarca, dosyalarımı kontrol edebilirsin. Evet, bakarız. Edeceğiz. Burcu ben onun elinde de belgeler varmış. Ben sendeki de bütün belgeleri alıp hepsini yayınlamak istiyorum. Hep şunu söylüyorum. Bir kez daha az önce de söyledim. Ben kadınlardan yanayım, pozitif ayrımcılık yapıyorum. Ama iki tarafı da dinlemek zorundayım. Ekibim seni arayacak birazdan. Çünkü birazdan çok önemli bir gelişme var, onu paylaşmak istiyorum. Değil mi arkadaşlar? İnşallah. Evet, tamam. Süleyman seni dışarı alayım. Tamam. Bütün o şeyi de arkada bir görmek istiyorum. Ben çünkü bir şey söyleyeyim mi? Göstereceğiz abla. Tamam, her şeyi göstereceğiz de bana sürpriz yapma. Bana sürpriz yapanları ben sevmem hayır, yani. Hayır, arkadaşlarla beraber. Tamam, her şeyi bana... Hayır ablam, haberli bir şekilde. Tamam, hadi bakalım o zaman. Bir şok edeceğim diyor da o bilgileri... Şuraya alalım tamam. Seni.